Son Darbe. Yazan Mehmet Rauf. Semtlerinde ona hamamcının Hüseyin Bey derlerdi. Mahallenin büyük hamamı kendilerinin olduğu gibi babası da orada kasa başında otururdu. O daha küçük yaştayken evde sıkıldığı vakitler eğlensin diye hamama gönderirler, mektebe başladığı vakit öğle paydoslarında eve gideceğine hamama gelir ve cuma günlerini akşama kadar hamamda babasının yanında geçirirdi. Babası ölüp de evde anasıyla kendinden küçük bir kız kardeşinden başka korkacak kimse kalmayınca mektepten kaçarak hamamda vakit geçirmeye başladı. Nihayet bir gün, o vakit Rüştiye'nin son sınıfındaydı, mektebe hiç gitmeyerek hamama devam etti. Kendisine "Mektebe niçin gitmiyorsun?" diyenlere göğsünü şişirerek "Artık ben hamamcı oldum" diye cevap verirdi. Annesi ise evvela biraz sızlanmışsa da hamamla beraber birkaç dükkanın geliriyle halleri vakitleri yolunda olduğundan nihayet bu hale bir mecburiye razı olmuş, ses çıkarmamıştı. Böylece Hüseyin Bey'in hayatı ta ilk senelerinden başlayarak hamamla hamamın karşısında olan mahalle kahvesi arasında geçti ve orada neşvi nema buldu. O adeta bir mahalle gülü olarak büyüdü. Sabah erkenden kendini sokağa atar, doğru hamama gider, akşama kadar ekser vaktini ya hamamda ya karşıdaki kahvede geçirirdi. Hamam onun tertibatı, tanzifatı sayesinde kesbi intizam ve rağbet ediyor, herkes mahalledeki öteki hamamı bil tercih Hüseyin Bey'in hamamına geliyordu. Ondan herkes memnundu, hiç kimseyi kırdığı vaki değildi. Herkese hoş, tatlı muamele eder, kimseye kızmadığı için ağzından kimsenin gönlüne dokunacak fena söz çıkmazdı. Zaafı ise boğazıydı. Onun dünyada yalnız bir boğazı vardı. Yemekten ve yemişten başka ne tütünü ne rakısı, hatta ne de kadınlara inhimakı vardı. İlk gençlik esnasında birkaç defa arkadaşlarıyla işret etmiş, birkaç defa da zamparalığa gitmişti. Fakat rakı midesine dokunup iştahını kesmişti. Bunun için rakıdan nefret etti. Kadınlara gelince, o alemde de bilhassa rakı hüküm sürdüğü için Hüseyin Bey kadınlara karşı biraz fazla mahcup olduğundan onlardan da sıkıldı ve hoşlanmadı. Bunun için mahcup hayatı, yalnız meşrubat ve yiyeceklere ayrıldı. Buzlu şerbetleri içerken yahut turfanda yemişleri yerken duyduğu zevki başka bir şeyde duyamıyordu. Fakat yaptığı şeyi iyi yapmak iddiasında olduğundan yediği şeyleri gayet nefislerinden tedarik etmek en büyük merakıydı. O kadar ki aldığı şeylerin nefaseti itibarıyla bütün semtte kesbi şöhret etmiş, mahallenin tabiat sahibi olan erkanı arasında bir mevki-i mühim ihraz etmişti. Annesine son derece hürmeti, kız kardeşine büyük bir muhabbeti vardı. Kardeşi Saime ondan 3 yaş küçüktü. Hüseyin Bey kendisi oldukça tatlıca yüzlüyse de Saime letafetten külliyen ari, renksiz bir çehre, kemikli iri ve uzun bir vücutla hiç hoş bir şey değildi. Bunun için ailenin servet ve itibarına rağmen talip zuhur etmiyordu. Annesi ona bakarak "Bakalım koca bulacak mıyız?" derdi. Onun asıl istediği şey ise bir gelindi. Fakat bütün ısrarlarına rağmen Hüseyin Bey, "Canım bir kere Saime'yi kocaya verelim de bu ne acele?" derdi. Saime'yi 23 yaşına kadar kimse istemedi. Anayla kardeşi adeta merak etmeye, korkmaya başladılar. Nihayet mektepten yeni çıkmış bir taşralı mülazım zuhur etti. Bu da belki hamamın hatırı ve yatacak bir yer temini fikriyle Saime'yi istiyordu. Hemen söz kesildi. O zaman Hüseyin Bey'in düğün hazırlıkları başladı. Kendisi eski Türk terbiyesine, mahalle ananelerine, aile göreneklerine son derece riayetkar olduğu için düğünü mahalledeki şerefiyle mütenasip bir suretle parlak yapmak istiyordu. Bunun için sarfiyattan çekinmeyerek günlerce gezdi, aradı, yoruldu, uğraştı. Fakat düğün o kadar mutantan, o kadar tertipli oldu ki bütün gelenler takdir ettiler. Kına gecesi ince sazla, yemeklerle gayet parlak ve neşeli oldu. Kadınlarınki ise davetlilerden müjdeci mektupçular bile zorla sofraya oturtularak ikram edilmek üzere pek mükemmel yapılmıştı. Kadın erkek herkes ev eşyalarına, çeyize hayran oldular. Şakacılığıyla ün yapmış Hacı Osman Bey namında bir mahalleli,
Hüseyin Bey doğrusu düğüne de midesi kadar itina etmiş. O bir kere bir şeye itina etti mi maluma Allah için mutlak primo olur demişti. Düğünden sonra kız anaları Hüseyin Bey'i ellerinden kaçırmak istemeyerek sık sık eve gelmeye, kızlarını süsleyip getirmeye başlamışlardı. Annesi de artık sıra oğluma geldi. Onun da mürüvvetini göreyim de gözlerimi rahat kapayım diyordu. Yalnız alacağı en adi şeyler hakkında bile pek dikkatli, pek titiz olan Hüseyin Bey'e kız, aile beğendirmek müşkülatı onu korkutuyordu. Fakat bu müşkülat birden mahvoldu. Çünkü kızı Hüseyin Bey kendi buldu. Hüseyin Bey yukarı mahallede oturan bir Bahriye kaymakamının kızına biraz temayül eder gibiydi. Çünkü bu zatı pek takdir ediyor, Allah için asil, nazik, mert adam diyordu. O bir kere kendine kayınpederi bulunca artık kız için üzülmeye meydan kalmıyordu. Fakat bu esnada Saime'nin kocasıyla hiç iyi olmadıkları anlaşıldı. Saime gece gündüz kocasıyla didişiyor ve adamın fena muamelelerine, bet sözlerine sükût içinde sabrı tahammül ediyorken nihayet bir gün onun yine acı bir sözüne şiddetli bir cevap vermiş ve evvela gizli olan kavgalar sonra alenen devam etmişti. Saime'nin mesud olmadığını anlamak Hüseyin Bey için pek acı oldu. Anaoğul baş başa müzakere ettiler, düşündüler, taşındılar. Belki yola gelirler diye ses çıkarmamayı tercih ettiler. Fakat bir kere böyle başlayan kavgalar uzadı gitti. Nihayet Saime, "Beni niçin bu adama verdiniz?" diye şikayete başladı. Hüseyin Bey buna kendi kendine son derece hiddet ederek, "Canına yandığım kavun değil ki koklayasın da anlayasın, herkes gibi biz de sorduk, soruşturduk, iyi dediler, kabul ettik, kısmet bu," diyordu. Böyle rahatsızlıkla geçen bir seneden sonra Saime'nin bir kızı dünyaya geldi. Gebelik rahatsızlıkları, diliksizlikler onu kendi saadetini düşünmeye vakit bırakmıyordu. Fakat Saime, doğumdan sonra çok zayıf düştüğü için hava değişimine gerek duyuldu. Hüseyin Bey'in hamamından, mahallesinden ayrılması çok zordu. O muazzez muhitte olmasa rahat edemezdi. Fakat bu fedakarlığa Saime'nin sıhhati için razı oldu. O yaz yazlığa gittiler. 2-3 günde bir yine semte gelip giderek görüştüğü arkadaşlarına yalnızlıktan sıkıldığından, istenilen şeylerin bulunmadığından bahsederek ama bir kış gelsin, ah bir kış gelsin diye şikayet ediyordu. Kış gelip de mahalleye döndükleri vakit onun da neşesi geldi. Artık Saime ile kocası birbirine oldukça alışmıştılar. Çocuk büyümeye başlamıştı. Hiç mani kalmadığı için o da kendi evliliğini düşünebilecekti. Birkaç ay geçip de evde sükûnun epeyce tesis ettiğini gördüğü vakit annesine gidip kaymakam beyin kızını bir kere görmesini söyledi. Annesi gitti geldi, kızın 18 yaşlarında gayet terbiyeli bir şey olduğunu, evlerinin tertibini pek beğendiğini, ondan pek hoşlandığını söyledi. Anaoğul kızı istemeye karar verdiler. Fakat aile içinde zuhur eden yeni bir felaket bütün tasavvurlarını tarumar etti. Saime birdenbire hastalandı. Gelen doktorlar genç kadının bağırsaklarında iltihap olduğunu, dikkatli bir tedavi lazım geldiğini söylediler. Bin türlü endişe, bin türlü ihtimam, bin türlü ıstırap içinde hastalıkla uğraştılar. O yaz tekrar sayfiyeye gidildi. Hüseyin Bey artık şikayet edemeyerek boynu bükük didiniyordu. Kış gelince Saime yine tamamıyla iyi olmadığı halde avdete mecbur oldular ve kış cehennem azabı içinde geçti. Öbür yaz tekrar sayfiyeye geldiler fakat o kadar ihtimam, o kadar tedavi bir para etmeyerek yaz sonunda Saime bir gün öldü. Kardeşinin bu kadar genç ölmesi ve bir gün bile gülmeden ölmesi Hüseyin Bey için derin bir yara oldu. Hastalığı Allah'tan gelebilirdi fakat onun hasta oluncaya kadar olsun koca yüzünden gülmemesi kendi kabahati addederek müteellim oluyordu, üzülüyordu. İşte bu elem içinde Hüseyin Bey Saime'nin kızı Mürüvvet'i kendi çocuğu gibi büyütüp onun saadetine vakfı hayat için ahd etti. Annesini mesut edemediyse kızının saadetine çalışacaktı. Ve annesi hakkında kendi kendine düşünüp büyüttüğü kusurlarının tecrübesiyle bu sefer onu bahtiyar edecekti. Annesiyle birlikte çocuğu büyütmeye başladılar. Vakit geçiyor, annesi kendine evlenmekten bahsettikçe, "Canım dur bakalım biraz mürüvvet büyüsün de," diyordu. Nihayet bir gün annesine artık evlenmekten katiyen vazgeçmiş olduğunu itiraf ediyordu. Zaten o herkes gibi bir karısı olsun diye değil,
çocuk sahibi olmak, zürriyet peyda etmek için evlenmek istiyordu. Artık onun babası olmak daha tercih edilir değil miydi? Eve yabancı bir kadın getirip tehlikeli bir oyuna girmek bir delilik olmayacak mıydı? Mürüvvet o vakit üvey ana eline düşmüş öksüz gibi kalacak değil miydi? Ana oğul ağlaşarak canlarını kamilen Mürüvvet'e vakfetmeye yemin ettiler. Ve kız bin naz, bin iltifat içinde büyümeye başladı. Onun her arzusunu icra, her emelini tatmin etmek için Hüseyin Bey sarf-ı hayat ediyordu. Hüseyin Bey'i korkutan, Mürüvvet daha pek küçükken annesi ölüp de onları yalnız bırakırsa endişesiydi. Fakat bu hal Mürüvvet ancak 15 yaşına geldiği vakit vuku buldu. Ve onlar anasız kaldıkları vakit çocuk artık eve bir yabancı kadın getirmeyecek kadar büyümüş, bir genç kız olmuştu. Mürüvvet annesi gibi değildi. Adeta güzel ve çok sevimliydi. Bunun için annesine çıkmayan kısmetler onun için küçük yaştan birbirini izledi. Bu Hüseyin Bey için büyük bir meseleydi. O bu sefer kızı vereceği erkeği iyice tahkik edip davranışlarına, ahlakına iyice vukuf peyda etmeyince razı olmamayı azmetmişti. Böylece birçok talipleri birçok ret izledi. Hüseyin Bey en ufak kusura bile razı olmuyordu. Nihayet gümrük muhasebe ketebesinden namazında niyazında Halim Selim, anasının koynundan daha yeni çıkmış bir gence söz verildi. Bu delikanlı için herkes hüsnü şehadet ediyordu. Hatta geceleri kahveye bile çıkmıyor, evinde anasının dizinin dibinde vakit geçiriyordu. Hüseyin Bey için bu artık biraz fazlaca olmakla beraber onu pek çabuk yola getireceğini düşünerek memnun olmuştu. Damadın bir kusuru zengin olmadığıydı. Zira kaleminden 750 kuruş maaş alıyor ve bunun yarısını yalnız kalacak annesine tahsis edeceğini söylüyordu. Halbuki Hüseyin Bey için para meselesi en ehemmiyetsiz bir şeydi. Çünkü onun geliri kendileri için fazlasıyla kâfiydi. Nihayet düğün yine Saime'nin düğünü gibi parlak olmak şartıyla icra olundu. Düğünden sonra ilk günler Saime'nin tecrübesiyle harap olan Hüseyin Bey için Mürüvvet'in duygularını ve tavırlarını izlemek bir mühim işti. Çünkü o şimdi anasız bir kızdı. Evde muvakkaten onlarla beraber oturan kayınvalidesi, tabii oğlunu himaye ve muhafaza edeceği için Hüseyin Bey de buna mukabil Mürüvvet'i kimsesiz bırakmamak istiyordu. Fakat Mürüvvet onlarla o kadar çabuk kaynadı, o kadar tamamıyla uyuştu ki, kadına anneciğim diye canı yürekten hitap ettiğini işitince Hüseyin Bey derin bir rahatlama hissetti. Zira o damattan çok kayınvalideden korkuyordu. Ve kayınvalidenin onların arasında bir ayrılık tohumu atmasından telaş ediyordu. Hayatları lekesiz bir ahenkle devam etmeye başladı sonra. Gelin güveyi, kayınbirader, kayınvalide, dördü de memnundu. Ara sıra damat bey Hüseyin Bey'den hamam hakkında malumat soruyor, ne kadar masrafı, ne kadar geliri olduğunu anlamak istiyordu. Hüseyin Bey bu suallerle damadın hamama alakadar olmasına memnun kalarak hüsnü niyetle cevap veriyordu. Nihayet bir akşam sofradan yeni kalkmışlar, henüz kahveler gelmemişti. Damat Hüseyin Bey'e "Bugün yine tabii hamamdaydınız değil mi?" dedi. Ve onay cevabı alınca "Canım beyim, sıkılmaz mısınız Allah aşkına? Akşama kadar orada oturup ondan 100 para öbüründen 5 kuruş almaktan nasıl hoşlanıyorsunuz?" dedi. Hüseyin Bey acı acı gülerek onun yüzüne baktı. "Niçin sıkılayım, sıkılsam bile madem ki o yüzden geçiniyorum, sizin akşama kadar o karanlık odada defter başında oturup uğraşmaktan sıkıldığınız yahut sıkılsanız bile mecburiyetle tahammül ettiğiniz gibi ben de öyle vakit geçiriyorum." Öteki itiraz etti. Kalemle hamam arasında büyük bir fark vardı. O hamamı bir başkasına terk edebilirdi, halbuki kendisi kalemdeki işini hiç kimseye bırakamazdı. Sonra da kalemdeki iş şerefli olduğu halde Hüseyin Bey elini kaldırarak onun sözünü kesti. Damat sözün aykırılığını fark etti, sözü çevirdi. Siz yerinize başka adam koyabilirsiniz, halbuki ben... Canım, başka adam hiç benim gibi olur mu? Benim dikkatim, idarem, intizamım sayesinde hamama rağbet on misli arttı. Damat alaycı bir tavırla... Ama yaptınız ha dedim. Ne olursa olsun bence şu hamamcılığı bıraksanız daha iyi olur. Allah'a şükür servetiniz var, hamama muhtaç değilsiniz. Ne olur hatta 5-10 müşteri az gelse bile ne ziyan edersiniz? Hüseyin Bey o gün bu lakırdılara bir Allah Allah'la cevap vererek bahsi kapattı. Fakat varlığının en hassas noktasından mecruh olmuştu.
Damat bey onun hamamcı olmasını bir küçüklük mü addediyordu? Fakat öbür gün aynı itirazın bir de mürüvvetin ağzından sadır olması onu bütün bütün öfkelendirdi. Onun mürüvvetten bir şey esirgemeyeceğini bildikleri halde kendilerinin muvaffak olamadıkları noktalara bir de onun vasıtasıyla hücum ediyorlardı. Mürüvvet o zamana kadar büyük bir hürmet gösterdiği, son derece şefkat gördüğü dayısının hamama ne kadar ehemmiyet verdiğini bildiği için son derece elim bir mecburiyetle kendisine kocasının hamamcılıktan sıkıldığını söyleyerek ''Ben ne yapayım vallahi beni zorladı'' diye bahsi açtı. Hüseyin Bey bu meseleler için genç kadını rahatsız etmeye razı olan bu adama son derece hiddetlenerek ''Bana bak yavrum, sen kocana ben dayımın böyle şeylerine karışmam dersin anladın mı? Hem sen ona şunu da söyle ki bana kimse karışamaz. Allah Allah bu yaştan sonra böyle ders mi alacağız?'' Bu esnada bir gece mahallede bir telaş ve bir vaveyla peyda oldu. Hüseyin Bey hemen giyinerek kendini sokağa attı. Mürüvvet kocasıyla evde merak içinde bekleşti. Mahallenin ön tarafı çarşı ciheti yanıyordu. Sabaha karşı kendilerinin bir tehlikede olmadıklarını anlayarak onlar dayanamamışlar, uyumuşlardı. Uyandıkları vakit Hüseyin Bey sokaktan daha yeni geliyordu. Fakat o kadar perişan, o kadar harap bir halde ki mürüvvet korkarak ''Ne oldu?'' diye sordu. Hüseyin Bey acı acı ''Kocana müjde ver'' dedi. ''Artık hamamcılık etmeyeceğim. Hamam yandı.'' Hamamın yanması Hüseyin Bey için büyük bir musibetti. Bir kere varidatlarının büyük kısmı mahvolduğu gibi, onu yıkan şey hayatında kendini işgal eden başlıca işin birdenbire yok olmasıydı. Artık nerede vakit geçirecek, nasıl eğlenecekti? Onun hamam meşguliyeti gününün kısmı azamını hoş geçirirdi. Şimdi akşama kadar evde, kahvede, ruhsuz bir vücut gibi bin sıkıntıyla sürüklenmeye başladı. Artık onu hiçbir şey eğlendirmiyordu, işgal edemiyordu. Bu hal arasında damadın kendine, kendi hal ve hareketlerine, icraatına karşı örtük, aleni itirazları onun daha ziyade canını sıkıyordu. İlk damat kendisiyle pek iyi, karısıyla bozuktu. Şimdiki ise Hüseyin Bey acı acı gülerek görüyordu ki karısıyla iyiyken kendisiyle hoşlanmamıştı. Hüseyin Bey anlıyordu ki evin idaresini delikanlı eline alıp anasını da orada yerleştirmek arzusundaydı. Halbuki Hüseyin Bey kadının eve yerleşmesine, icraatına bir kahya daha ortaya çıkmasına ve bilhassa evin idaresini o çocuğa terk etmesine mümkün değil razı olamazdı. Bütün semtte iyi seçimi, erzak ve yemeğe merakıyla meşhur olan Hüseyin Bey'i bu dünkü çocuk beğenmiyor ve bu onu acı acı güldürüyordu. O daha bir kıvırcıkla Maria etin farkını bilemediğine yemin edebileceği sersemin sofrada bazı yemek hakkında mülahaza beyan etmesi onu son derece öfkelendiriyordu. Böyle yarı mücadele içinde geçen 4-5 aydan sonra bir gün karı koca damadın annesine gece yatısına gittiler. Avdet ettikleri vakit mürüvvet biraz hoşçaydı. Hüseyin Bey, ne oldu mürüvvet, biraz tuhafsın dedi. Mürüvvet, size bir şey söylemek istiyorum da diye cevap verdi ve izah etti. Kayınvalidesi artık yalnız tek başına oturmaktan sıkıldığı için karı koca onları yanına çağırıyor. Gelin benimle beraber oturun diyordu. Hüseyin Bey birdenbire sersem olarak ''Nasıl? Nasıl sen de beraber mi?'' dedi. Mürüvvet birdenbire ''Elbette'' dedi. ''Ben kocamdan nasıl ayrı otururum? Kocam neredeyse ben de orada. Tabii değil mi? Dün gece karar verdiler şimdi ise size ben açıp anlatmak istiyorum. Onlar asıl para meselesi için düşünüyorlar.'' Hüseyin Bey şaşmış, yaralı, mürüvvete bakıyordu. İçinde bir feryat ''Ya ben yalnız ne yapacağım?'' ''Kaynanan yalnız kalmıyorsa ben nasıl kalacağım?'' diye sesini yükseltmek istedi. Mürüvvet bu esnada açıldıktan sonra ilk çekingenliği de yok olarak onu ikna için birçok söz söylüyor, kaynanasının kendine karşı ne kadar şefkatli, kocasının ne kadar muhabbetli olduğunu tekrar ediyordu. Hüseyin Bey ise kalbini yakan hararetlerden onun ne kadar uzak, bu hislerden ne kadar muarra olduğunu acı acı görerek kendi kendine... Öyle ya diyordu. Madem ki öyle istiyor. Çünkü kocası anasını seviyor. Bense onun babası değilim ki. Fakat bu yaşta o kimsesiz, yalnız, sefil ne yapacaktı? Bunu mürüvvet düşünmeli değil miydi?
hayatını kendine vakf ve feda etmiş bu adamı himaye ederek, "Ayo, ben onu bırakamam," dese, onlar zorlayacaklar mıydı? Onlar onun kendine karşı nasıl lakayt olduğunu gördükleri için şimdi bu harekete kalkıyorlardı. O kendisi mürüvvet için, onu öksüz bırakmamak için evlenmemiş, mesut etmek için hayatını vakfetmişti. Şimdi mürüvvet onun için kocasına ufak bir yoruma bile lüzum görmüyordu. Son günlerde hamamdan mahrum kaldığı, akşamlara kadar her gün çaresiz sıkıldığı için hassaslaşan kalbi bu darbe altında son derece mustarip oldu. Ve acı acı boynunu bükerek, "Ah, niçin ben de evlenmedim?" diye içi sızladı. Eğer evlenseydi şimdi bir iki çocuğu olacak, bunların biri gitse diğeri kalacaktı. Hepsi de gitse yanında mihriban, yani şefkatli, muhabbet ve şefkatle kendini ona adamış bir zevce bulunacaktı. Halbuki şimdi hiç, hizmetçilerin elinde sürünecekti. Ve hasta olsa yanında şefkat ve elemle kendine ihtimam eden vücutlardan mahrum, yabancı elinde helak olacaktı. Ve bunu hayatını vakfetti ve dünyada yegane olarak şefkat ve muhabbet beklediği bir vücut hissetmiyor ve bu hal onu her şeyden çok harap ediyordu. Mürüvvet kendine bu fikirlerden uzak, yalnız kocasını sevindirmek endişesiyle dolu gözlerle bakarak muvaffakiyetini bekliyordu. Bir kere başlamış olduğu fedakarlıkta devam etmekten başka çare bulamayarak, kendisi olmuyorsa, hiç olmazsa onun tamamıyla mesut olacağını düşünüp, garip bir acı ve zevk duyarak onun başını eliyle sıvadı. "Peki yavrum," dedi, "peki. Gidiniz, gidiniz. Para için de hiç endişe etmeyiniz, olur mu? Hiç endişeniz olmasın." Ve gözlerine acı acı yaşlar hücum ederek dedi ki, "Ara sıra misafir gelirsem beni de kabul edersiniz, değil mi?"